Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün inceleme videosuyla birlikteyiz. Öncelikle hepsi bir arada bir multimetre inceleyeceğiz. Zaten kutunun üzerinde de görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün aradığınız cihazların bir arada olduğu bir multimetre. Gelin kutu içeriğiyle birlikte ürünü incelemeye başlayalım. Kutunun içerisinden çıkan her şeyi masanın üzerine bıraktım. Bu şekilde bir kablomuz var. Type-C arayüzünde şarj edebilmeniz için bir kablomuz var. Bir kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Ayrıca 2 adet de prop çıkıyor. İsterseniz ana üniteyi yakından inceleyerek başlayalım arkadaşlar. Ana ünitemiz bu şekilde. Bu cihazın en güzel tarafı arkadaşlar şarjda olması. Yani sizi pil derdinden kurtaracak. Şarj ederek rahat bir şekilde cihazı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir şarj girişi var. Aynı zamanda cihazın 8 GB'lık bir hafızası var. Buradaki USB bağlantısını göstermişken burada küçük bir dipnot olarak belirtmek istiyorum. Bu hafıza ne işimize yarayacak videonun ilerleyen kısımlarından bundan da bahsedeceğim. Öncelikle cihazın giriş ve çıkış bağlantılarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Buradaki Type-C bağlantısını hem şarj hem de Burada yaptığınız kayıtları bilgisayara aktarabileceğiniz çıkışımızı göstermiştik. Alt kısmında ise miliamper seviyesinde, amper seviyesinde ve yine direnç ve diğer bileşenleri ölçebileceğiniz girişleri bu kısmında barındırıyor. Cihazın osiloskop ve sinyal jeneratörü özelliğinden faydalanmak için ise üst kısmında bulunan bağlantıları kullanmanız gerekiyor. Buradaki en başta gördüğünüz sinyal jeneratörünün çıkışı arkadaşlar. Yine burada birinci ve ikinci kanalı da görebilirsiniz. Hemen küçük bir dipnot olarak düşmek istiyorum arkadaşlar. Çok hassas ölçümler için bu cihazın çok uygun olmadığını başta belirteyim. Çünkü hassas ölçümler için örnekleme hızı oldukça düşük kalacaktır. Ancak standart kullanımlar için gayet sağlıklı ölçümler ve işinizi görebileceğini düşündüğüm bir cihaz elinizin altında bulunması gereken cihazlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle sinyal jeneratörü bazen bazı işlerde oldukça işinize yarayacak arkadaşlar. Cihazın kullanımını basitçe gösterecek olursak burada açma kapama tuşunu görebilirsiniz. Hemen cihazın menüsü üzerinden ise multimetre yine burada ayarları var arkadaşlar bakacağız. Osiloskop kısmı yine Sinyal jeneratörü kısmı gözüküyor. Buradan ilgili birime geldikten sonra bu tuşa basarak seçimlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz otomatik modda kullanabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar buradaki bakın şu ilgili tuşları kullanarak diğer fonksiyonlarını aktif hale getirebilirsiniz. Ayrıca anlık olarak ekran görüntülerini veya video şeklinde kaydederek daha sonra bunu değerlendirmek üzere bilgisayara da alabilirsiniz arkadaşlar. 8 GB'lık hafıza buradaki görüntülerin kaydedilmesini ve daha sonra bilgisayar ortamında bunların tekrar izlenerek değerlendirilmesini sağlıyor. Böyle bir güzelliği de var arkadaşlar. Cihazın cihazda en sevdiğim özelliklerden bir tanesinin sinyal jeneratörü olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Hemen sinyal jeneratörünün kullanımını göstermek istiyorum. Cihazı açtıktan sonra buradan sinyal jeneratörüne girebiliyorsunuz. Bakın şu yan kısımdan ise ilgili ya da kullanmak istediğiniz dalga formlarını seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki yön tuşları gerekli ihtiyaca cevap verecektir. Hemen yan tarafa geçerek buradan ise frekans ayarı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine alt kısımdan ise genliğini değiştirmeniz mümkün. Bakın buradan çeşitli frekanslar girerek bunların çıkış vermesini daha doğrusu buradaki sinyal jeneratörü üzerinden çıkmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Basitçe sinyal jeneratörümüz bu şekilde çalışıyor. Osiloskop ise hemen bu kısımda arkadaşlar bu kısımdan osiloskobu aktif ederek rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihazın osiloskop kısmıyla küçük bir test gerçekleştirmek istiyorum arkadaşlar. Şu an osiloskobu aktif ettim ve bu osiloskoba ses modülasyonu yüklemek istiyorum. Gördüğünüz gibi prop bağlantımızı yaptık. Şu an cep telefonumun ses çıkışlarından sinyal alacağım ve aldığım bu sinyali ise osiloskoba yönlendireceğim arkadaşlar. Sesi aktif ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ses modülasyonu ekranda bu şekilde gözüküyor. Daha önce de söylediğim gibi çok hassas bir şekilde görmeniz mümkün değil arkadaşlar. Cihazın örnekleme hızından kaynaklı olarak bu şekilde görmeniz gerekiyor. Bu gayet normal bir durum. Yani cihaz çok hassas ölçümler için, çok detaylı ölçümler için osiloskop yönünden uygun değil ancak ana hatlarıyla birçok standart kullanıcıların birçok işlemini görebilecek kapasitede. Bu arada unutmadan söylemek istiyorum. Cihazı satın almak isteyen arkadaşlar için videonun açıklamalar kısmında cihaza ait satın alma linkini sizin için paylaşmış olacağım. İsterseniz bir de sinyal jeneratörü üzerinden sinyal gönderelim ve osiloskopumuzda bu sinyallere bakalım. Sinyal jeneratörü için yine cep telefonumu kullanacağım. Frekans jeneratör diye bir uygulama var arkadaşlar. Tavsiye de ederim. Gayet güzel bir uygulama. Bu uygulama üzerinden şu an osiloskopuma sinyal gönderiyorum. Buradan frekansını değiştirebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi frekansını buradan kumanda edebiliyoruz. Buradan ise sinyalimizin şeklini değiştiriyoruz. Şu an kare dalga gönderiyorum. Örneğin şimdi sinüs dalgası göndermiş olduk. Gördüğünüz gibi sinyalimizi frekansını yükselttikçe ekrandaki genlik de buna bağlı olarak değişiyor arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Yine farklı bir dalga gönderelim. Gayet performanslı bir şekilde en azından bu cihaz için yeterli performanslı şekilde sonuçları alabiliyoruz arkadaşlar cihazımızın osiloskop kısmı bu şekilde çalışıyor. Bence standart kullanıcı için yeterli. Tabii ki yeterli bulmayan arkadaşlar da olabilir. Ancak bu fiyata alabileceğiniz fiyat performans ürünü diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki kısma geçebiliriz. Bu cihazın avantajlarından ve dezavantajlarından bahsederek videoyu tamamlamak istiyorum. Öncelikle hepsi bir arada olması sizin için büyük bir avantaj. Burada multimetrenizi, burada ise sinyal jeneratörünüzü ve osiloskoplarınızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Kısacası bütün malzemeleriniz, ölçüm cihazlarınız elinizin altında oluyor bu cihaz sayesinde. Diğer bir avantajı ise şarjlı olması ve Type-C arayüzü üzerinden rahatça şarj ederek kullanabiliyor olmanız sizin için büyük bir avantaj. Özellikle böyle bir renkli ekrana sahipse bu da pil tüketiminin artacağı anlamına geliyor ki böyle bir cihaza pil dayandırmak ya da pil barındırmak büyük bir dezavantaj olacaktır. Şarjlı olması sayesinde ise bu problem ortadan kalkmış oluyor. Cihazın üzerinde oldukça güzel çalışan bir sinyal jeneratörü var. Bu sinyal jeneratörünü de yine cihaz üzerinde barındırıyor olması özellikle arıza tespitinde ya da bir takım ölçümlerde ya da bir cihazı titiklemek istediğinizde sizin için büyük bir avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Cihazın bir sinyal jeneratörü de var. Bu da yine cihazın artı özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Bu arada ekran gayet güzel. Hani farklı açılardan şöyle ışığı kapatayım arkadaşlar daha güzel görün. Görüntü alabildiğiniz, parlama yapmayan güzel bir ekrana sahip. Çok yandan bakarsanız tabii ki görüntüde bozulmalar oluyor ancak genel anlamda birçok açıdan net bir görüntüye de sahip cihazın ekranını beğendiğimi belirtmek istiyorum. Cihazın artı özelliklerini anlattıktan sonra gelin biraz da eksilerinden bahsedelim. Öncelikle birçok kişinin cihazın fiyatını beğenmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ancak bunun cihazın çok fazla özelliğinden kaynaklı olduğunu belirtmem gerekiyor. İçerisinde bir sinyal jeneratörü var, bir osiloskopu var renkli bir ekranı var. Şarjlı bir e, bataryası var. Ayrıca 8 GB'lık bir hafızaya sahip. Bunların birçoğunu çıkartırsanız bu cihazın fiyatı da düşecektir arkadaşlar. Ancak bütün bu donanımları elinizin altında bulundurmak istiyorsanız bence makul seviyeler altında kalıyor bu fiyatlar. Bunun yanında arkadaşlar bu cihaz için en büyük dezavantajlardan ve handikaplardan bir tanesi Örnekleme hızı. Örnekleme hızına birçok arkadaşın takılacağını düşünüyorum. Ancak e, bu fiyatı alabileceğiniz en iyi örnekleme hızına sahip olduğunu da küçük bir dipnot olarak belirtiyorum arkadaşlar. Normalde standart ölçümler için dalga formunu ya da ölçümleri yapabileceğiniz kapasitede eğer daha iyi ölçümler, osiloskopla özellikle daha iyi ölçümler yapmak istiyorsanız basitçe kesenin ağzını, açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu ürünle ilgili söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. İlgilenenler için videonun açıklamalar kısmında ürüne ait satın alma linkini yine internet sitesinin bağlantılarını paylaşmış olacağım. Böylece bir inceleme videomuzu da birlikte tamamladık. Bir sonraki videomuz projemiz ve inceleme videomuzda görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.